Şu an ilk etapta şu dumanla bir albüm. Şu dumanla? Şu dumanla bir albüm yapalım. Kendine. Sen en kriz yaştasın şu anda. Oo, büyük savaş çok... var. Var mı gerilim, şey, mücadele şey, var mı? Büyük. Yani babayı reddetme yaşına geldi mi? Şu an savaştayım ben. Bayağı şey, bayraklar açıldı. İşte şu ara çalışmalara başladık. Bu duman. Evet, bu duman bunlar. Söyleyecek çok bir şey yok. Duman'la birlikteyiz. Ama anladı, o beni anladı. Dibine kadar, dibine kadar. Çok mutluyum bu yüzden. Ne yapacağımı bilemedim birden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Her şey yolunda mı Kaan? İyi, çalıyoruz işte. Konserler devam ediyor. Yani ülkenin durumu belli, çok fazla eğlenemiyoruz. O zaman hemen oradan gidelim. Ben Mehmet'e hoş geldin diyeceğim. Ona döneceğim çünkü o özel, benim için bugün özel bir konu. Ama bu açtığın kapıdan bir girelim. Ne oluyor? Yani bu ne olacak böyle, konserler yapabilmek, yapamamak? Bazen koşullar yüzünden, bazen de ruh hali yüzünden. Yani senin içinden gelip gelmemesi nasıl oluyor? Yani bizim içimizden her zaman müzik yapmak geliyor tabii ama tabii bu terör olayları olsun. Yani bir keyfi kalmıyor insanın. Çıkıp da konser yapacak kimsenin bir keyfi kalmıyor. Umarız bir an önce çözülür bu konular. Eğlence başlar yani. Şey konusunda ne düşünüyorsunuz? O da çokça konuşulan bir şey. Bir yandan televizyonlarda eğlence programları devam ediyor ya da spor müsabakaları, özellikle futbol devam ediyor ama tiyatro, konser iptalleri. Bir çifte standart var gibi gözüküyor o zaman. İşte aslında hayat devam ediyor, konserlerde, tiyatrolarda hepsi devam etmesi gerekiyor. Hatta sanat bu tip konuları eleştireceğimiz bir platformdur. Bunların tiyatroları yapılmalı, işte müzikleri yapılmalı. Dertlerimizi de sanatla anlatmamız gerekiyor. Şey, tuhaf bir algı değil mi? Yani işte müziği ya da konseri sadece eğlence olarak görmek. Bir araya gelip başka bir şeyi paylaşma alanı olarak görememek derdindir. Sanatın bütün dalları içinde, ne bileyim, tiyatrolar yani, evet, falan da iptal oluyor, gösteriler falan. Aslında hayatın olağan akışına devam etmek inadına bence daha doğru. İnadına evet, evet, yani halkın da rahatlamaya ihtiyacı var ve bu bir rahatlama kanalı yani, konserler, tiyatrolar. Bir de başka nasıl bir araya geleceğiz ki ya? Yani hakikaten nasıl bir araya gelip sohbet edeceğiz ki? Bu bir sohbet etme hali çünkü. Müzisyenle seyircinin ya da dediğin gibi işte tiyatroysa tiyatroda. Tabii. Güzel bir derin sessizlikler olacak, ona şey yapma. Deminki sorunuzun cevabı aslında geçmişten beri müzik böyle sırf eğlence gibi algılandı ülkede. Eğlendirelim, güldürelim. Biraz daha sosyal ve toplumsal tarafı geride bırakıldı. O yüzden öyle algılanıyor. Evet ama siz, yani Duman, solo çalışmalarında sen ve benzer birkaç grup daha, müziğin aynı zamanda bir meseleyi tartışma alanı olduğunu da unutmuyor. Kesinlikle. Bu önemli bir şey ve bu olmadan ilerlemek de mümkün değil. Müziğin içinde ilerlemek, ya müzik muhabbet etmez o zaman yani. Müziğin muhabbeti eksik kalıyor. Hayatın her şeyine dair muhabbeti. Böyle ara ara yine bu konuya gireriz ama ben başta söylediğim bir şeyle devam etmek istiyorum. Mehmet'e merhaba demek istiyorum. Merhaba. Hoş geldin. Aslında çok yabancısı da değilsin. Yani eskiden tanışma falan hikayelerini anlatacak mısınız? Var mı öyle bir evveliyatınız? Mehmet'le evveliyat durumu var mıdır? Evveliyatı aslında ben Mojo'dan tanıyorum Mehmet'i. Daha önce 3.1 diye bir grubu vardı. Orada davul çalıyordu. Oradan kendisini tanışmasak da seyrediyordum yani. Gayet güzel bir grupları vardı. Oradan oradan tanışıyorum. Demir delenleri tanırız ve severiz. Hepsine selam olsun. Eyvallah. Selamımız gittiği yere gitmiştir. Şimdi alan almıştır herhalde. Gerçi lafınızı böleceğim. Abisiyle Öyle Dertli'nin klibini çektik. Bundan. Ben de ona selam yolladım. Evet, seni oradan ben de uyandım. Ve onunla daha önce tanıştık abisiyle kendisinden. İşte 10 numara adamdır. Selim. Çok severim ya. Dedem benim o. Dedem benim. Dedeme de selam olsun. Peki
Senin grupla elbette tanışıyorsun, elbette müziklerini biliyorsun da hikayen var mıdır? Yani işte ilk şurada seyrettim, şunu dinledim falan, şöyle oldu. Daha önce tanışıklığımız yok aslında ama Batuhan'ın dediği gibi ben uzunca bir süre Mojo'da çaldım. Hani Duman da oraya gelir çalardı. O zaman dinlerken hiç böyle şey der miydin? Ya iyi ya, ben de takılsam bunlarla falan der miydin? Yani bilmem, o zaman davulcuları vardı. Ya ne bileyim, şeydir bazen, hani illa onun yerine geçmek arzusuyla değil, adamlarla takılmak fikri. Tabii Duman, yani Duman'la çalmak her davulcunun hayali tabii bir yandan. Güzel bir şey. Peki nasıl oldu? Sonra şimdi grubun bu yeni dörtlü halinde Mehmet'e nasıl karar kıldınız? Ne düşündünüz? Sizin açınızdan neydi Mehmet kararı? İyi davulcu. İyi insan. İyi insan. Yani beraber birkaç çalışma yaptık. Hı. Zaten orada o kimya anlaşılıyor. Güzel. Şimdi bu dörtlü, bir kere şunu bir söyleyeyim. Ben ne ara bunu söyleyeceğim diye plan yapıyordum ama şimdi tam zamanı söyleyeyim. Motto Müzik'teki noktalı virgül videolarının altına yorumlar yazıyorsunuz. Kaan, bunu sana da söylemiş oluyorum. Şimdi ben genelde programlarda ultra geveze bir adamım. İşte susmuyorum, bıdı 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 konuşuyorum. Bazen abartıyorum, biliyorum filan. Bir videonun altına şey yazmışlar. Artık ne konuştuysam ya da ne kadar susmadıysam. Abi o kadar gevezesin, o kadar çok konuşuyorsun ki ve senden artık konuğa filan zaman kalmıyor. Yani hani o kadar işin dalağını yarıyorsun. Kaan abi konu kalsana demişler. Sen hep konuşursun. Kaan abi de hiç konuşmaz. Mükemmel dengeli bir video olur demişler. Bütün hizmetleri açığız. İşte bugün o hizmeti sana sunuyoruz. Bugün sadece Kaan abiniz değil, bütün Duman burada ve bütün Duman'dan çok güzel ve acayip özel bir haber burada. O haberle ilgili bir de sürprizim var. 29 Ocak. Doğru söylüyorum tarihi değil mi? Evet. Tamam, arkadan da ona gelsin. 29 Ocak. Burada çok kalabalık bir aileyiz. 29 Ocak. Volkswagen Arena. Almancayı gördün. Çok iyi. Volkswagen Arena Maslak'ta. 29 Ocak'ta bir konser. Duman konseri. Ne var bunda diyeceksin. Duman'ın bir sürü konseri oluyor. Tamam, biz de takip ediyoruz. Öyle değil iş. İş şöyle. 29 Ocak'taki konserde 18 yaş sınırı yok. Dolayısıyla Duman 29 Ocak'ta gayet güzel ses sistemi olan harika ve çok büyük bir yerde. Kaç kişilik orası bilmiyorum ama bayağı bir... Bayağı büyük. 5000'den fazla. Bakayım, 5 bin. Dur söyleyeyim. 5000 kişi. Böyle bir şey var. 5000 kişilik bir yer, 29 Ocak'ta 18 yaş sınırı olmayan bir konserde, yani çok daha geniş bir yaş şeyine hitap edecek değil mi? Ne denir? Yelpazesine hitap edecek. Bununla ilgili bir sürprizim olacak. O sürprize hazır ol. Konserler Duman için en önemli buluşma alanları değil mi? Yani stüdyoda mı kendini Duman daha acayip hisseder? Konser nedir yani? Konserde olmayla stüdyoda olmanın farkı nedir Duman için? Stüdyo, kayıt mı? Kayıt, prova mı? Kayıt süresi. Ha. Ya da prova da olabilir, evet. Yani provada da ne olduğunu merak ederim yani. Aslında en eğlendiğimiz yer konserler her zaman bizim. Sahneye çıkıp müzik yaptığımız. Diğerleri de çok keyifli tabii. Yeni yeni parçalar ortaya atıyoruz. Hı-hı. İşte çalışıyoruz, bakıyoruz. Orası ev gibi zaten stüdyo bizim, tünelde. Kayıt ortamı da, o da bambaşka bir şey. Daha konsantreyiz. Genelde hı-hı, İrlanda'da yaptık son kayıtları. Kapatıyoruz kendimizi bir ay, iki ay. Şehrin uzağında bir yere. Nasıl bir yerde orası? Ben gazeteden okudum, çok merak ettim. Ortam nasıl orada? Müthiş, böyle bir şato gibi düşünebilirsiniz. Kırlara falan mı? Kırlar, yani böyle bir sigara almaya veya bir şey almaya bile 20 dakika arabayla gidiyorsun. Öyle uzak şehirden. Tümüyle kasabanın uzak yani. Şeyde nasılsınızdır peki? Provada böyle gayet demokratik, paylaşımcı zaman. Nasıl oluyor? Provadan böyle... Zor bir şey prova anlatmak şimdi ama hani yo, aynen dediğiniz gibi işte yeni şarkı bakılacaksa falan ortaya atılır. Fikirler çok pozitif bir şekilde denenir, bakılır. Mutfakta yemek yapmak gibi. Herkes her fikri açık mıdır? İşte oradan bir riff geldi diyelim. Sen ya o riff şöyle olsun olmasın, buradan bir bas yürüyüşü geldi falan. Nasıl evet oluyor? Evet, açıktır herkes. Çok pozitif geçer. Herkes daha iyisini yapmak, daha güzele ulaşmak için. Kolay ilerleriz yani provalarda. Kayıtlarda böyle hep hücum mu yapıyorsunuz? Hep, son albüm özellikle vokal dahil, her şey hücumda. Ha, vokal dahil olması dahil. Önemli. Çünkü genelde yine de vokal, hücum kayıt denilen şeylerde bile sonradan okunan i̇şte bir şey oluyordu. Darma Duman albümünde vokali de öyle.
aldık. Hiç şey olup bıraktığınız oldu mu kaydı? İçinde ufak bir hata, ufak bir detone, yok, ufak kesin. Bir hata. Bırakıyor tabii, musunuz? Tabii tabii. Yani genelde biz böyle beraber çaldığımızda genel olarak en iyi duyulan, en iyi take'i alıyoruz. Yani en iyi çalınmış grupça, herkesin averaj olarak en iyi duyulan take'i alıyoruz. Onun için de atıyorum küçük böyle bir kırıntılar varsa hatasıyla, sevabıyla. Sonradan şeyde ne denir ona, masanın içinde onunla oyun moyun yok, öylece bırakıyoruz diyorsun. Yani son albümde bıraktık son, her şeyi. Evet, olduğu gibi bıraktık. Yani o çalımın enerjisi geliyorsa, iyiyse orada bir küçük şeyi düzeltmenin de pek fazla bir anlamı yok. Hatayı hep beraber yapıyoruz zaten. Yani. O hata olmaktan çıkıyor. Provaları aldık, kaydı aldık, konser. Zaten seyirciyi orada gördüğümüz zaman coşkulu bir şekilde parça girdikten sonra o parçayı en güzel şekilde orada çalmak ve yorumlamak ve keyif almak kalıyor bize. Yani başka bir şey düşünmüyoruz. Genelde hani parçayı güzel groove etsin, aksın, sallansın, güzel güzel söyleyelim, çalalım derdimiz her zaman bu oldu konserlerde. Ezberlenmiş bir trafikle mi çalıyorsunuz, serbest atış mı? Bazı parçalar var, onları olduğu gibi baştan sona trafik neyse öyle çalıyoruz. Bazı parçalar var, onun aralarında kendimize sayfalar açıyoruz. Improvize nereye giderse artık bıraktığımız kısımlar var. İşte vokal olsun, gitar olsun, gerektiğinde davulla birlikte artık o bizi bir yöne götürüyor. Çıktınız, bu böyle bu böyle derken bir şarkı da o gün onun ruh hali ya da Kaan'ın o gün İşte vokalde yapmak istediği bir şey, şarkı bütün formların dışına çıktı. Yani bildiğiniz formların, şeyin değil, yapısının, kendi yapısının değil. O gün öyle çalınır hale geldi. Hiç oldu mu öyle bir şey? Günlük hayat gibi. Yani bazen bazen öylesiniz. O günün de tadı oymuş. Yani o gün oraya gelen izleyici de hani o şarkıda bir falso, bir enerji düş bir şey varsa o da konserin bir güzelliği olarak görmek lazım. Yani kötü oldu diye orada. Yok yok, kötü oldu değil. Günlük hayat gibi harika bir cevap. Kahkaha evet. Attırdı. Ne oluyorsunuz orada, böyle grup şey mi olur hemen? Yani bir bakışır mı yoksa gelen dinleyerek müziği... Dinleyerek yaptığımız için müziği... Ha, tamam, yani diyecektim. Gitar ne anlatıyorsa onu o yöne doğru veya vokal bir şey yöne gidiyorsa onu duyarak, ezbere çalmıyoruz. Evet. Parçaları ezbere bilsek de hep duyarak çalmak çok önemli bizim için. O yüzden sound önemli. Yani yanlış bir yola girdiğimiz zaman hep beraber o yanlış yola atlayıp oradan beraber doğru bulmak. Ekipmanında vazgeçemeyeceğin ne var? Zillerim galiba. Ne zil kullanıyorsun? İstanbul Mehmet zilleri kullanıyorum. Yani normalde her konsere full setup götüremiyoruz. Hı-hı. Ama ben zilleri her türlü götürüyorum. Zil, trompet ve pedal. Onlar her konsere, yani kendi kullandıklarımı götürmem gerekiyor. Grup elemanları olsun yanımda yeter benim için. Bir de enstrümanım fark etmez. İşte Fender caz bası mesela. Evet. Evet, Fender caz kullanıyorsun değil mi sen? Evet. Kaç o? O 73. Oynadın mı üstünde? Yok, hiç oynamadım. Onu çok da sevdiğim bir arkadaşımdan almıştım. O günden beri sahnede hep o var. Evet. Ve hep onu kullandım. Hep onu kullandım, evet. Müthiş. Evet. Telecisin. Benim de Telecaster'da PV Classic 50 amfim. Yani grubun başlangıcından bugüne vazgeçilmez. O kayıttan sahneye hep aynı standart. Hep aynı enstrümanı kullandın. Hep aynı enstrüman, aynı amfi. Bütün kayıtlar ve konserlerin alayında hiç değişmeden ama benle birlikte. Peki, müthiş ekonomik grup. Peki şey, vazgeçemediğin pedal var mı? Yok, gitarlı amfi olsun, pedallardan vazgeçebilirim. Çok iyi ya. Ya bir yandan da işte öyle yok pedaldı, yok varyasyondu, yok şuydu, yok buydu değil. Yani müziği sonuçta bütün o teknolojik altyapı değil, müziği parmaklar yapıyor. Müthiş bir şeymiş. Senin için var mı öyle? Stratocaster benim de Fender. Bir de Twin Reverb Fender. Pardon, İkisi. Senin kaç modeldi senin tele? Benimki 73. Seninki de mi oynanmamış bir tele? Yok. O zamandan bu zamana standart. Biraz daha renkli bir gitardı. Of ya, çok iyi ya. Senin? 89. Ben 15 yaşındayken aldığım, yani o senelerin gitarı. Sonradan yeni bir tane Stratocaster aldım. Bayağıdır onu çalıyordum ama eskiye döndüm şimdi. Bir anda sound'u daha iyi geldi nedense. Çok iyi ya. Çok anlamsız gelmiş olabilir ama benim çok merak ettiğim bir şeydi. Teşekkür ederim cevapladığınız için. Şimdi bu enstrümanlar ve bu set 29 Ocak konserinden sonra bir de Türkiye konserine çıkıyor. Bunun
altını çizmek lazım. Yani bunu, bu çok önemli bir şey. Duman İstanbul'da çokça konser verdi. İstanbul'un Anadolu'sunda, Avrupa'sında çokça konser verdi. Anadolu'da da gittikleri çokça yer var ama şimdi 2017 itibariyle Ocak geçecek, Şubat sonlarına doğru olabilir. Tam bir takvim vermeye gerek yok. Şubat sonları gibi ben de biliyorum. Şubat sonları gibi çıkacak. Sen de onu şehrinin içinde takip edeceksin. İşte Biletix'ten takip edeceksin. Onların sitesinden, internetten, Google'dan ya da hiçbir şey yapamıyorsan Motto Müziği'ye sor. Bize mail at. Biz seni bilgilendirelim. Karadeniz'le başlıyor bildiğim kadarıyla. Yani ben öyle biliyorum. Bilmiyorsanız siz benden öğrenin şu anda. Ben hemen öğrenip bildireceğim. Karadeniz'le mi başlıyoruz? Çanakkale, Bursa'yla başlıyoruz. Kim Karadeniz'le başlıyoruz dedi. Sonra Karadeniz'e gideceğiz. İlki Van. İlki Van ayrıca. İlki Van. Van'la başlıyoruz. Bir şekilde öğrenip kullanacağız. Şakalar bir yana, yani mümkün olan, bütün mümkünlerin kıyısında bir konser dizisi, bütün mümkünler olabilecek. Onlar sahneden sözlerini söyleyecek, sedalarını ulaştıracak. Anadolu'da çalmak ne demek Kaan? Anadolu'da çaldığın zaman İstanbul'daki, örneğin şimdi Volkswagen Arena'da bulacağınız belki de teknik altyapıyı bulamayacaksınız bazı yerlerde. Tabii. Tamam. Mekanlar öyle olacak, olmayacak. Tamam. Yorgunluklar oluyor belki. O şehir, o şehir, o şehir. Tamam. Bütün bunların toplamında ne oluyor Anadolu'da çalınca? Çok keyifli oluyor. Bir kere burada daha çok çaldığımız için oradaki insanlar daha seyrek konserlerimize geliyor. O yüzden bazen çok acayip reaksiyonlar veriyorlar. Hı-hı. Ama biz yani orada burada fark etmiyor, yine o müzik başladığı an aynı standartta, aynı şekilde ne duyuyorsak onu çalmaya devam ediyoruz. Ama çok keyifli oluyor yani. Var mı oralardaki konserlerden sende bir his, bir tat? Valla daha az görüştüğümüz dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Bazı şehirler oluyor ki grup kurulduğundan beri bir kere gitmişiz ya da hiç gitmediğimiz çok az da olsa yerler var orada. Çok büyük kalabalıklarla paylaşıyoruz yaptığımız müziği ve gerçekten çok etkileniyoruz yani. Onca insanın bizi o takip etmesi bize gurur veriyor. Hı hı. Büyük şehirlerden daha çok seviyorum aslında ben böyle daha az gittiğimiz yerlerde çalmayı. Hele bir de sound falan da güzel olduysa çaldığımız yerde, o zaman tadından yenmiyor. Yani karşı tarafta hasret gidermiş oluyor. Sizi de böyle az gittiğiniz bir yerde çalmış oluyorsunuz falan. Bugünün teknolojisinde birazcık şey almak daha mümkün. Yani kayıt teknolojisi daha sanırım, özellikle sen çok daha hakimsin ona. Bu konserlerin hepsinin bir hiç değilse audio kaydını tutuyor musunuz? Yani şey yapmak amacıyla demiyorum, her birinden faydalanalım, yarın bundan da albüm yapalım falan değil. Kişisel tarihimiz için tutmuyorsunuz değil mi? O bize de bir rahatlık da sağlıyor. Ha, kayıt varsa bir stres anladım, oluyoruz. Anladım. Bir yerden sonra oluyor. Ya da olacaksa bize söylemeyin. Bir kayıt durumu varsa biz bilmeyelim bugün. Ben gizli gizli peşinizde dolaşıp elimde bir zoomla böyle. Yani bir hafıza oluşturmak için demiştim. Peki gittiğinizde o şehirle ilişki kurabilecek zamanınız oluyor mu? Gideyim bir buranın bir işte ne bileyim bir lokantasına uğrayayım, bir varsa bir yolunda yürüyeyim. Vallahi yalan yok. Pek olmuyor ama hani diyelim bir gün ekstradan boş günümüz varsa gidip oranın güzel bir lokantasında yemek yiyebiliriz tabii yani, ama genelde otelden konsere, oradan da. Kötü bir şey. Yani Bursa'ya gitmişsek bir İskender yeniyor yani. Samsun'a gitmişsek bir pide yiyoruz yani. Bir şeyde yani yiyorsunuz değil mi? Heykel Meydanı'nın oradakini de yiyorsunuz, evet, değil mi? Ben onu severim. Manasız oldu ama yani, reklamını yapmayacağım. Vakit şey varsa değerlendirmek iyi oluyor tabii. Kim aranızda en midesine düşkün kim? Bizim ekip midesine düşkün. Yani işte ses olaylarını yapanlar ve arka taraftaki ekip. Onlar zaten her şehirde en güzel lokantaları buluyorlar. Biz de vakit olursa onlara takılırız. Ha, onlar önceden şey yapıyorlar. Abi şu varmış, bu varmış diye yapıyor. Mekan tespiti var. Var. Biz de onlara takılıyoruz işte. Beraber yiyoruz. Vay be. Şey, hiç aranızda şey, ben yemem İskender falan, ben o şey yapmam diyen var mı? Öyle vallahi bir... Bursa İskender'den kimse kaçamaz. 29 Ocak unutmuyorsun. Biletix'te satışa çıkmış durumda bildiğim kadarıyla. Onun haricinde zaten bütün bilgilere şuradan, işte Motto Müzik burada yazar size, oradan ulaşabilirsiniz. Ama yok abi, ben ulaşmayacağım ve bu videodan da bir fayda sağlamak istiyorum. Çünkü ben faydacı bir karakterim diyorsan.
Yok ya öyle değil demiyorsan da iki kişiye ikişer kişilik davetiye vereceğiz. En sevdiğin iki Duman şarkısını yaz. Duman'ın vazgeçemeyeceğin iki şarkısı. Bir kere daha hatırlatıyorum, bu çok önemli. 18 yaş sınırı olmayan bir konser. Ne oluyor peki mesela 13 yaşı da gelebiliyor mu? 12 de geliyor mu? 9 da geliyor. 9 da geliyor. Doğması yeterli. 6 yaş. Geliyor. Doğduysan konsere gel. Annen, baban ve pusetinle. İki kişiye de benden davetiye aşağıya alan baba olmayı tavsiye ediyorsun herkese. Düzenli bir baba yaşamı nedir yani? Nasıl tavsiyeni alayım ben, biraz çerçevelendir. Yani müthiş bir duygu. Daha önce de sormuşlardı. Yine aynısını söylüyorum. Yani yaşanacak bir şey, yaşanması lazım bir şey bence, güzel. Bilmiyorum, deli olması lazım bir insanın yani oturup 40 yaşında böyle legolarla oynaması için, ama bir çocuğunuz varsa öyle zaman hayattan sizi koy. Tabii canım, tabii. Yani hayattan sizi kopartıyor. Belki çocukluğu da baştan yaşamak mı dersiniz ona, yani çok güzel bir şey. Ne bu mu en çok olayınız? Yok, her türlü oyun. Ona bırakıyorum zaten kendi. Oğluma bırakıyorum. O nereye sürüklerse ben de onunla oynuyorum yani. Sen şimdi o zaman Dora, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filan, bütün o filmleri filan da seyrediyorsun. Şimdi biraz daha küçük ama vakti gelince gireceğiz o kanallara tabii. DVD'leri şimdiden biriktir. Sen yani. Ne yapıyorsun öyle bayağı tabii, öyle çok zaman geçiriyor musun? Bizde Lego az, Hakan da yani büyük oğlum da 6,5 yaşında. Bayağı bir Legolarla artık Star Wars'ları her şeyi bitirdik. Ufak olan da 2,5. Onunla işte daha böyle güreşiyoruz. Süpermiş. Çocuklarda şey, yani klasik bir soru olduğu için sorayım, sonra sormadın diye kızarlar. Müziğe yatkınlık, müziğe yönlendirme arzusu var mı, öyle bir şey? Benimki hastası. Ne, niye, hangi enstrümanı? Evde ne varsa hepsi. Acayip şarkıları biliyor. Ne bileyim yani, şunu dinleyelim baba diyor. Bu akşam şu müziği dinleyerek uyumak istiyorum diyor. Sanatçı ismi, şarkı ismi. Ne seviyor mesela? Ben ne dinlettiysem onlara tav oluyor işte. Beatles, Pink Floyd, Barış Manço, Erkin Koray. Aklınıza ne gelirse hepsini ismiyle ve yani sanatçı ismi ve şarkı ismiyle 3 yaşında. Süper. Peki şimdi, süpermiş maşallah. Bu da neyse. Evet, şey, bu da böyle bir batıl yapalım. 6,5, Hakan 6,5 olduğuna göre şimdi biraz daha kendi karar, yani 2-3 seneye kadar kendi müziğini seçme durumuna geçebilir. Okuldan da etkilenecek. Karışmazsın değil mi? Yani çok tuhaf bir müzik beğenisiyle gelirse ne yapacaksın? Dayanamayabilirim, karışma. Karışabilirim yani. Benim bir arkadaşım Ankara'da, Ankara'da bir arkadaşım çünkü öyle bir olay yaşadı. Karışmamak da lazım aslında, bırakacak. Evet, ama o da dayanamadı. Yani bir gün işte şeyde galiba okul servisinde filan, şimdi adı lazım değil, bir popçuya yenik düşmüş yeğenimiz. Çok fena oldu. Telefon etti bana. Akşamın bir yarısı böyle bayağı dertli bir sesle, biz iki eski arkadaş telefonda bunu nasıl halledebiliriz, ne olabilir filan diye konuştuk. Bir popçuya yenik düşmüş. Karışmazsın değil mi? Ya da ne yaparsın? Geldi 3 sene sonra, baba ben bir dinlemeye başladım dedi. Yani daha güzel örneklerini dinletmeye başlarım biraz. Öyle diyeyim. Ya aslında karışmamak lazım. Çünkü ittikçe daha da öbür tarafa gidiyorlar. Yani siz ne zorlarsanız tam tersine gittikleri için. Bir ergenlikte bir dağılma oluyor bütün çocuklarda. O popmuş işte bilmem ne, o tarz müziklere hip hop daha çok işte. Evet, bravo. Doğru. Gerçi onun da iyileri var yani. Oradan alabileceğin şeyler var. Geri çevirebileceğin. Sende yok iyileri galiba. Yani benim oğlum şimdi o kaç yaşında şu anda? 14 yaşında o. O Drake diye bir vatandaş var. Ben de bilmiyorum. Ama ondan öğrendim işte. Öyle hip hop kahramanları falan dinlemeye başladı. Ben çok şey yapmıyorum. Biraz onu da dinliyorum. Onun ne merak ettiğine bakıyorum. Yani güzellerini söylüyorum, kötülerini de söylüyorum ama çok böyle bir uzak tutmuyorum kendimi. Sen en kriz yaştasın şu anda. Oo, büyük savaş var. Var mı gerilim, mücadele şey, var mı? Büyük. Yani babayı reddetme yaşına geldi mi? Şu an savaştayım ben. Bayağı şey, bayraklar açıldı. Şu anda dikkat et yalnız, bu videoyu da seyredecektir. Ya, yapacak bir şey yok. Bilmediği bir şey yok yani sonuç olarak. Bir savaş var yani. Çok iyiymiş ya. Peki şey, Duman'ı seviyor mu? Ya da konserleri? Ya çok seviyor, çok seviyor. Bütün eski albüm, hepsini ezbere biliyor zaten. Daha küçük yaşlarda arabada hep CD'ler açılıyordu. O zaman daha koltuğun arkasında oturuyor. Bir tek ben arabada gözüküyorum ama Duman açılmış, o arkada gözükmeden. Aynen. Biraz megaloman bir görüntü ama arkada şey var, patronun
istediği parçalar. Sizde nesiller ilişkisi, nesillere acı onu getirecek olabilir. Var mı müzik? O piyano seviyor. Yani ufak tefek her şeye meraklı ama piyano ile uğraşıyor daha çok. Senin neredeyse bir sene oldu solo albüm. Ben yani bir zaman olarak bilmiyorum ama çokça solo konser de verdin. Dolayısıyla çok standart soruyu soralım ve hemen cevaplayalım, kaçalım. Bu solo çalışmalar nereye götürecek? Duman ne olacak? Çok fena şeyler mi var? Bıdı bıdı. Her müzisyen hayatında olabilecek bir şey. Grubun vardır, çalarsın. Bir de kendi solo, yani bir sürü beste yapmışımdır. Onları da solo olarak değerlendiriyorum. Sevdiğim bir sound, akustik sound. O da benim başka bir keyif aldığım bir alan. Yani şunu çok net söyleyeyim, o hem albümün için söylüyorum, yani bugün Duman olarak konuşuyoruz ama işte ben Kaan'ın da yüzüne söylemek isterim. Hem orada denediğin değil, üstüne gittiğin sound'un, Seda'nın, hem de o bütünüyle içeriğin nedeniyle sana çok teşekkür ediyorum. Yani o albüm için sana eminim ki sadece müzik severler değil, dünya üstüne iki söz etmek ve düşünmek isteyen herkes teşekkür edecektir. O zamana da öyle kalacaktır ve benim işte Dylan'lar, Nick Drake'ler, ondan sonra Tim Buckley'ler falan filanla büyümüş kulağıma da şu yaşımda çok iyi geldin, hem de kendi dilimde iyi geldin. Türkçem de iyi geldin. Yani vah süper yani. Sağ İyi ki varsın. Çok sağ ol. Buradan da duymuş olduğunuz dağılma falan yok. Solo albüm yapacak mısın? Solo dağılma albüm... yok dedim ama ortalığı kızıştırıyor. Şu an ilk etapta şu Duman'la bir albüm. Şu Duman'la? Şu Duman'la bir albüm yapalım. Sonra bilmiyorum yani. Bir sürü parçalar var, ne olur belli olmaz ama şu an için böyle bir solo albüm hedefim yok yani. Bir sürü parçam var. Ha öyle mi? Süper. İşte şimdi ilk albümle bir değerlendireceğiz parçalarımızı hep beraber. Sonra ne olur bilmiyorum. Şeye nasıl karar veriyorsunuz? Bunu yani cevaplamayabilirsiniz. Şu anda aklıma gelmiş ve merak ettiğim bir şey. Sen bir sürü şarkın var deyince, bu şarkı grupla iyi gider. Bu grubun şarkısı olur. Kaan'ın sesinde iyi durur. Örneğin senin için söylüyorum. Ya da ben söylerim. Ari söyler filan. Ya da bunu ben bir kenarda tutayım, işte senin albümünde yaptığın gibi ya da senin solo çalışmalarında. Ona nasıl karar veriyorsun? Şarkı sana nasıl fısıldıyor onu? Vallahi aslında bir sürü parça, mesela geçen albüm sanıyorum ya da önceki albüm hatırlamıyorum. Bir sürü, belki 8-10 tane besteme baktık. Aralarından bazılarını koyduk. Yani o hem genel enerji nasıl duyuluyor, Duman'la nasıl duyuluyor benim için ilk etapta o. Diğerleri de bir kenarda öyle bekliyorlar. Ne yapsam ben diye. Hani bir zaman sonra belki çıkar, belki orada durur ama şu an için onlar bekliyorlar evde. Benim soracak daha çok sorum var çünkü kişisel meraklarım var. Çünkü ben kişisel olarak yani bunu çok böyle şey süslü, şiirli, şekerli cümleler kullanmadan açıktan söylemek istiyorum. Çok seviyorum. Yaptıkları işi çok seviyorum. Duruşlarını seviyorum, müziklerini seviyorum. Bana kattıklarını seviyorum. Çok acayip gecelerde dinledim onları. Yani tek başına olduğumda da çok acayip gecelerde bana eşlik ettiğinizi bilin. Çok acayip şeyler yaşadım ve onların haberi yok bunlardan. Ve hiç bilmeyecekler. İyi ki varlar. Sınırlarımı zorlamak istemiyorum. Duman'la bu kadar konuşmuş olmak bile çok özel bir şey. Çünkü onlar aslında çok doğru bir şey yapıyorlar. Yani o değil de o. Onlar orada oldukları yerde çok iyi işler yapıyorlar. Var mı son unuttuğumuz, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Size sorulacak en saçma soru herhalde ama yani düşünsene bir anda senin çok uzun bir hikaye anlatmanı beklemiyorum. Var mı öyle bir şey? Yok, teşekkür ederiz. Ben de sana teşekkür ederiz. Mehmet artık bizimle beraber bu dörtlü fotoğraf devam edecek yolculuğa. O yolculuk çok uzun sürsün. 15 seneyi belki biraz daha fazlasını geride bıraktık. Solo, beraber, ikili, üç nasıl yapmak isterlerse ellerinde o enstrümanları hiç eksik olmasın. 70'li yıllardan bu yana ellerinde olan. Çok iyiymiş o ya. Ben hep aynı ve hiç şey modifiye etmedin öyle mi? Olduğu gibi duruyor. Şaka ya. Çok iyi bakmışlar benden önce. Ben ikinci işte. El mi aldın hem de? Ya ikinci el aldım. Allah Allah, çok iyiymiş ya. Bunu da acayip kıskandım. 29 Ocak. İki tane davetiyeyi iki kişilik olarak veriyoruz. Yani bir arkadaşınla gidebilirsin, çocuğunla gidebilirsin ya da sen alabilirsin davetiyeyi, sen kazanırsın, annenle babanla gider. Varyasyonları çok olan bir konser. Gerçekten Ocak ayının en çok konuşulacak konserlerinden biri olacak çünkü doğmuş olman yeter. Nereden aklına geldi ya? Doğmuş olan herkesin gidebileceği 29 Ocak Volkswagen Arena konseri ve sonrasında Türkiye konseri. Yeni albüm var mı diye sormuyorum, olsaydı söylerdiniz. Duman için işte şu ara çalışmalara başladık. Bu Duman.
Evet, bu duman bunlar. Ha öyle mi? Şu anda stüdyoya mı giriyorsunuz öyle yok, şeyler mi? Yok, kayıt gibi değil de şarkıları prova etme, yeni şarkılara bakma, onları pişirme dönemi. Ufak ufak başladık. 3-4 seneye çıkar. Espri olarak. Evet, yani. Şaka. Ama mümkün olan en hızlı zamanda toparlayıp bitirip... Nedir sizin için hızlı zaman Ari? 1 yıl. Evet. 2017'de çıkar mı? Espri geliyor yine aklıma. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Çünkü çok iyi tepki almadı. Evet, şey. Yani... Esprinin çıkarsa iyi olur diyelim o zaman. Bu da çok şey bir cevap ama oldu. Ama bir cevap sana yakışmıyor. 2017'nin sonlarında haberini alacağımız, en geç 2018'de dinlemeye başlayacağımız olur mu? O da çok bence olur. Yeni Duman albümü de geliyor. Çok fazla beklemeyeceğiz diye düşünüyorum. Mi? Yani bu duman da yapılacak. 2017'de çıkar 17. mı? Abi oh ya sağ ol süpersin. 2017'de Yeni Duman albümü geliyor. 29 Ocak'tan itibaren bütün Türkiye Duman'a merhaba diyecek. Şehrine geldiğinde, şehrinize geldiğinde bütün fotoğraflarınızı bize çekin ve yollayın. Duman konserinden ya da kapıdan girerken Motto Müziği'ye yollayın. Biz de onu sosyal medyamızdan da paylaşırız. Duman size geliyor. Bugün de Motto'ya gel. Çok sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Siz sağ olun. Çok ya sağ olun. Bir sürü şey söylemek istiyorum ama galiba şimdi sen de yapacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk.